istiyoruz. Sayın seyirciler, neyi yediğiniz değil, nasıl tükettiğiniz önemli. Ünlü onkolog profesör Bülent Berkar'da kanserle savaşanlar ve kanseri kendinden uzak tutmak isteyenlere çok önemli tavsiyelerde bulundu. İşte o hayati uyarılar. Kanser önemli bir düşman. Öyle sadece bir kemo ile bir radyoterapiyle iyileşecek bir şey değil. Sargülüsünüzü buraya koyuyorsunuz. İşlem sıkıştırılarak yutuyor. Sarımsağı çiğneyerek yutacaksınız. Yani hap gibi yutarsanız tesiri olmuyor. Her şeyin bir püf noktası var ama bunlar hayati uyarılar. Kanser tedavisi olanlar veya kanserden korunmak için yol arayanlara. Belli gıdaları mutlaka tüketmek ama bilinçli tüketmek gerekiyor. Sağlıklı beslenirsek, jimnastik, hareket gibi şeyler yaparsak, stresten uzak durursak, bunlar da bizi kansere karşı silahlarımız oluyor. Profesör Bülent Berkar'da kanserle savaşırken hangi gıdaların nasıl tüketileceğini Fox Haber'e anlattı. Kansere karşı koruyan silahları yani gıdaları sıraladı. Lahananın karası olur, beyazı olur. Lahana bir. İkincisi brokoli. Üçüncüsü karnabahar. Dördüncüsü Brüksel lahanası. Ancak bunları gelişigüzel tüketmemek gerekiyor. Fayda sağlaması için hazırlanırken ve yerken dikkat etmek gerektiğini söylüyor Berkar'da. Yani aynı tabakta tüketildiğinde faydası kaybolan besinler, haşlanmaması, çiğ tüketilmesi gereken gıdalar var. Az haşlanarak yenebilir. Sarımsağı çiğneyerek yutacaksınız. Yani hap gibi yutarsanız tesiri olmuyor. Meyveler ise ısırarak yenmeli, asla şeker ilave edilmemeli. Çünkü böğürtlenler, karadut, ondan sonra gene o aileden olan çilek. Üzerine şeker ilave etmek doğru olmaz. Çünkü şeker kanseri besliyor. Bu menü hem kanser tedavisi gören hastalar hem de kanserden korunmak isteyenler için şart. Bunları tüketen hastanın bağışıklık sistemi güçleniyor. Bu da kanserle savaşı kolaylaştırıyor. Kanser olma riskini de azaltıyor. Hasta olmayan da bunu yaparsa ömrü uzar, sağlıklı yaşar, problemleri azalır. Ünlü oyuncu Vahide Gördü.